Evet, ikinci sorudayız. İkinci soruda şekili çizmiş. Dörtgenin dikdörtgeninde OABC dikdörtgeninde K'yı 12, 0 burası. P'yi 0, 6. Bir de şu oran var. BAK ise BC 2K olur. BAK ise şuraya yazarsam bunun üzerine K ise burası BAK ise BC 2K olur. BC neresi? BC evet burası. Burası da 2K olur. 2K karşısı da 2K olur. Burası da 2K. Burası da K olur. Burası dikdörtgen olduğu için karşılık kenarlar eşit oldu. Dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Buradaki B noktasının koordinatlarını doğrunun denkleminde sağlattırarak K'yı bulabiliriz arkadaşlar. B noktasının koordinatlarını önce bir yazalım. Buranın koordinatları 2K'ya K olur. 2K'ya K'yı doğrunun denklemini yazarsak X bölü 12 artı Y bölü 6 eşittir 1 denkleminde sağlattırmamız lazım. X yerine 2K yazıyorum. Y yerine K yazıyorum. 12 artı K bölü 6 eşittir 1. Evet. Bunu sadeleştirdim. 6 oldu. K bölü 6, K bölü 6. Toplarsak 2K bölü 6 eşittir 1. 2K eşittir 6. K eşittir 3 olur. K üçse dikdörtgenin alanını bulmak için kenarları bulduk. Dikdörtgenin kenarları bura 3'müş. Burası da 3 çarpı 2 6'ymış. 3 çarpı 2 6 ise bunların çarpımı da alanı verir. Yani buranın alanı arkadaşlar 6 çarpı 3'ten 18 olur. Cevap o yüzden Denizli. Geçelim diğer soruya.